Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi Kadife İp'ten bebek köpek balığı öreceğiz hep birlikte. Ekranda gördüğünüz çalışmayı videomda sizlere adım adım anlatacağım. Çalışmalarınız sonucunda da bu şirin mi şirin köpek balığı yavrusu sizin olacak arkadaşlar. Hiç amigurumi örmesini bilmeyen arkadaşlarımız bile videomu izleyerek kolaylıkla örebilecekler. Ördüğünüz oyuncakların fotoğraflarını da bana Instagram adresimden gönderirseniz hikayemde sizleri etiketleyerek paylaşacağım. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Çalışmamda kullandığım iplerin markalarını ve diğer malzemelerin listesini de videomun açıklama kısmına bıraktım. Orada bulabilirsiniz. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Çalışmamızda iki farklı renk iplik kullanacağız. Siz dilediğiniz marka ve renklerini tercih edebilirsiniz. Tabii ki ben elimde kalan iplerle öreceğim. Bu iplerin de markasını videonun açıklama kısmına mutlaka yazacağım, belirteceğim. İki renk öreceğiz. İplik değiştirme yapacağız, renk değiştirme yapacağız. Videomda size renk değiştirme tekniğini de öğreteceğim. Şimdi çalışmamıza gövde rengi iplikle, üst gövdenin rengi olan iplik mavi ile başlayacağız. Çalışmamızda da kanca numarası 3,5 milimetre olan tığ kullanacağım. Bu 3,5 milimetre ne anlama geliyor? Şimdi bakın, tığın ucunu, kancasını ölçüyorsunuz. En kalın olan aralığı ölçeceksiniz. Şöyle ölçtüğümüzde bu tığın 3,5 milimetre kanca uzunluğuna sahip olduğunu göreceksiniz. Yani kanca numarası bu demek arkadaşlar. Şimdi bakalım, başka daha ince bir tığda da göstereyim size. Bu tığda da ne kadarmış bakalım. Tığ 2 numara tulip ama 1,75 milimetre demiş. Onu da şöyle ölçüyorsunuz. O da böyle ölçülüyor arkadaşlar. Bakın, burada ölçtüğünüzde 1, tam 2 değil, 2'den az, 1,75 milimetreye denk geliyor. Yani bu tığların üstünde gördüğünüz milimetreler bu anlama geliyor arkadaşlar. Kancanın en kalın bölümünü ölçtüğünüzdeki değer tığdaki milimetreyi belirliyor. Şimdi biz çalışmamızda ne dedik? 3,5 milimetre tığ kullanacağız. Mavi iplikle çalışmaya başlayacağız şimdi. Sihirli halkayla başlamayacağım. Sizin için sihirli halka yapmak, ipliği çekmek kadife ipte güç olabilir. O nedenle 2 zincir çekerek başlayacağım. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, ipi tutuyorsunuz. İşaret parmağımı doluyorum. Şimdi bakın, bu baş parmağımla orta parmağım şöyle tutun. Burada da ipi tuttum. Yani benim tutuş şeklim böyle. İpliği böyle tutuyorum. Şimdi zinciri nasıl çekeceğiz? Tığı buradan geçireceğiz. Geçirdiğiniz zaman bakın şöyle kıvırıyorsunuz. Burayı tutun. Şu kesişme noktasını tekrar alıp içinden geçirin. Bırakmayın elinizi. Şimdi 1-2 sayacağım. 1, bir tane daha, 2. Şimdi bunu çekeceğim. Çok çekmeyin, sıkıştırmayın. Çünkü ikinci zincirin içine öreceğiz. 6 tane sık iğne öreceğim. Şimdi bakın, bu 1, bu da ikinci zincir. İkinci zincire tığ batırıyorsun. Arkadan ipi aldın. Tığında 2 ilmek var. İkisini birden topladığında bu bir oluyor. Birinci sık iğne. Şimdi ikinci. Bu da ikinci sık iğne. Tekrar
3, bir tane daha öreceğim. 4, bir tane daha. 5, bir tane daha öreceğim. Bu da 6. Bakın ilk sırayı böylece bitirmiş oluyorum. İpi de çekmenize gerek yok. Çünkü çok rahat bir başlangıç yapmış oldum. Şimdi burada arkadaşlar spiral öreceğim. Dönerek öreceğim için işaret kullanacağım. Yani sıra başına ben kısa bir iplik parçası koyuyorum ki sıra başını kaybetmemek için. Yanlış ördüğüm zaman da geriye dönük oraya kadar sökebileyim. Yani sıranın başını bileyim. Onun için sıra başına bir işaret koyacağım. Evet, işareti buraya yerleştiriyoruz. Şimdi bir tane tek öreceğiz. Nereye? Burada V şeklinde, bakın V şurada gözüken V şeklinde dikişler var. Onun altından tığınızı geçireceksiniz. Dikkatlice. Şimdi buraya bir tane öreceğiz. Bu birinci. Yanındakine, aynı dikişin içine iki tane sık iğne öreceğiz. Ben bunu V olarak göstereceğim alt yazılarda. Arttırma diyoruz. Yani arttırmanın kısaltması V olarak göstereceğim. O şekilde daha kolay olacak. Alt yazıdaki adım adım takiplerinizde kısaltma olarak arttırmayı V harfiyle ifade edeceğim. Ayrıca sık iğneleri de yine alt yazılarda X işaretiyle göstereceğim. X gördüğünüz yerler sık iğne, V gördüğünüz yerler arttırma olacak arkadaşlar. V ne demek? Şimdi göstereceğim. Aynı dikişin içine iki tane sık iğne öreceğiz. Şimdi bakın bir sonraki V dikişi bulacağım. Altından tığ geçiriyorum. İki tane öreceğiz. Bu bir. Bir tane daha öreceğim aynı yere. İki. Şimdi bir sonrakine bir tane örüyoruz. Bir. Sonrakine iki tane örüyoruz. Aynı dikişin içine iki tane. Bir. Aynı yere bir tane daha. İki. Şimdi bir sonraki dikişin içine bir tane örüyorum. Sonrakinin içine de çift öreceğiz. İki tane örüyoruz. Bir. Bu da iki. Bakın sırayı böylece tamamlamış oluyorum. Kaç tane ördük? Sayacağız. Bu V şeklindeki dikişleri sayıyorsunuz. 9 tane olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve sonuncu 9. Şimdi geliyoruz 3. sıraya. İşareti alacağım. Zaten işaret buradaysa doğru ördüğün anlamına geliyor. Bu tarafa kayarsan, yani burada bitirmen gerekiyor. İşaretin de sonraki boş dikişin altında olması gerekiyor. Şayet işaret buralarda bir yerde kalsaydı yanlış örmüş olacaktın. O zaman geriye dönüp sökmen gerekecekti. Bu şekildeyse doğru ördün. O zaman işareti alabilirsin ve sıranın başına yerleştiriyorsun. Şimdi ne yapacağız? Bu sefer iki tane tek tek öreceğiz. Bakın buraya 1, 2 tek tek örüyorsunuz. 1, bir tane daha öreceğim. 2. Şimdi buraya çift öreceğiz. Aynı dikişin içine iki tane örüyorsunuz. 1, 2. Şimdi iki tane tek tek örüyorsunuz. 1, 2. Buraya çift öreceğiz. Aynı dikişin içine iki tane örüyorsunuz. Şimdi iki tane tek tek öreceğiz. 1, 2. Şimdi buraya çift örüyorsunuz. Aynı dikişin içine çift. Sırayı bitirmiş oluyoruz. Bakın şekliniz de böyle olacak. Böyle görünmesi gerekiyor. Toplamda da 12 tane sık iğne örmüş olmalısın. Yine dikişleri sayıyorsun. 1, 2, 3 sayıyorsunuz buraya kadar. Bunu da sayıyorsunuz. Buradan
Hepsi 12, 12 olacak. Toplam 12 tane. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Yeni sırada işin içine açık renk iplik de girecek. Krem rengi veya beyaz. Şimdi son ördüğünüz dikişi şöyle bir geri alıyorsunuz. Tığınızda 2 ilmek kalacak. 2 ilmeğin içinden krem rengi ipliğe geçireceğiz. Bu şekilde tutuyorsunuz. Şöyle bu kısmı biraz uzun bırakın. Buradan ipi alacaksınız. Şimdi 2 ilmeğin içinden arkada da tutun ipleri kaçmasın. 2 ilmeğin içinden geçiriyorsunuz. Şimdi 3 tane öreceğiz. İşareti buraya yerleştirelim. Şimdi arkadaki kısa ipliği de içine alarak öreceğiz. 3 tane sık iğne. Bu 1. Artık almanıza gerek yok. İkinciyi öreceğim. 2. Bir tane daha öreceğim. 3. Şimdi üçüncü de diğer ipi alacağım. Şöyle arkayı biraz bol bırakın. Arkadaki ipliği bol bırakıyorsunuz. Çekersiniz. Şimdi bu iki ilmeğin içinden maviyi geçiriyorum. Şimdi bir tane arttırma yapacağım. Aynı dikişin içine iki tane öreceğiz. Bu bir. Aynı yere bir tane daha öreceğim. İki. Şimdi üç tane tek tek öreceğiz. Bir. İki. Bir tane daha. Üç. Bir tane çift. Yani arttırma örüyoruz. Aynı yere iki tane öreceğim. Şimdi 3 tane tek tek örüyorsunuz. 1 2 3 Şimdi burada son bir dikiş kalacak. Burayı dikkatle izleyin. Buraya arttırma yapacağız ama bir tanesi mavi, diğeri krem rengiyle olacak. Şimdi bakın bir tane örüyorum. Arkada krem rengiyle değiştireceğim. İpi bol bırakın. Şu arkadaki ipi bol bırakın. Çok sıkıştırmayın. Şimdi bu iki ilmeğin içinden geçiriyorsunuz. Aynı yere bir tane daha örüyorsunuz. Yani çift ördük ya. Bir tanesi mavi, bir tanesi krem rengi olacak. Şimdi sırayı tamamladım. Sırada da toplam arkadaşlar 15 tane sık iğne örmüş olduk. İşareti alıyoruz. Sıra başına yerleştiriyoruz. Şimdi 4 tane tek tek örüyorsunuz. Beyazla. 1 2 3 Şimdi bir tane daha öreceğim ve mavi ile değişeceğim. Bakın bu 4. Dördüncü de arkadan mavi ipliği alıp değiştireceksiniz. 2 ilmeğin içinden geçirdim. Şimdi bir tane çift öreceğim. Aynı yere 2 tane örüyoruz. 4 tane tek tek örüyorsunuz. 1 2 3 4 Şimdi bir tane çift örüyoruz. Aynı dikişin içine iki tane örüyorsunuz. Şimdi 4 tane tek. 1 2 3 ve 4 Yine sonda bir dikiş kaldı. Aynı çalışmayı yapacağız. Arttırmanın biri mavi, birisi de krem rengi olacak. Şimdi bir tane örüyorum. Arkada krem rengini alıyorum. Değiştireceğim. Bu değiştirirken şu arkadaki ipi sıkı çekmeyin. Arka taraftaki ipliği bol bırakıyorsunuz. Çekin bu şekilde. İki ilmeğin içinden geçiriyorum.
Şimdi aynı yere bir tane daha örüyorsunuz. Böylece arttırma yapmış oluyorum. Sırayı da bitirdim. Sırada da toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi işareti sıra başına yerleştireceğim. Krem rengiyle 5 tane örüyoruz. 1 2 3 4 bir tane daha öreceğim. 5. Şimdi bir tane arttırma öreceğiz. Yine bu renkle örüyorum. 1 bir tane daha. İkinci de arkadan mavi ipliği alıyorsunuz. 5 tane tek tek örüyorsunuz. 1 2 3 4 bir tane daha 5. Şimdi bir tane çift öreceğiz. 1 2 5 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 5. de beyaza değiştireceğim. Arkadan beyaz alıyorsunuz. 1'da çift örüyoruz. Beyazla çift öreceğiz. 1 2 Evet, sırayı tamamlamış oluyorum. Bakın çalışmanızın şekli de böyle olacak. Burası balığın, köpek balığının alt kısmı olacak arkadaşlar. Şimdi yeni sıraya devam edeceğiz. İşareti hemen yerleştirelim. Şimdi 6 tane sık iğne öreceğiz. Tek tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 bir tane daha örelim. 6. Şimdi bir tane çift örüyoruz. Aynı yere 2 tane örüyorsunuz. 1 aynı yere bir tane daha. 2 Şimdi bir tane sık iğne öreceğiz. Mavi ile değiştireceğiz. Bir tane örüyorum. Arkadan mavi ipliği alıyorum. Mavi ile değiştiriyorum. Şimdi 5 tane tek tek örüyorsunuz. 1 2 3 4 Bu da 5. Bir tane çift öreceğiz. 1 2 Şimdi 3 tane tek tek örüyorsunuz. 1 2 3. de beyazı değişeceğim. Arkadan beyazı alıyorum. Şu ipi de uzun bırakmayı unutmayın, arkadaki çok germesin. Şimdi 3 tane beyaz öreceğim. 1 2 bir tane daha örüyorum. 3 Şimdi bir tane arttıracağım. Yani aynı yere 2 tane öreceğiz. 1 Bir tane daha örüyoruz. 2 Bakın çalışmanız böyle olacak arkadaşlar. Toplamda da 24 tane sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. 7 tane tek tek örüyorsunuz. Krem rengiyle 1 2 3 4 5 6 bir tane daha öreceğim. 7 Bir tane çift örüyoruz. 1
2. Şimdi 2 tane krem rengiyle örüp maviyle değişeceğiz. 1. Şimdi 1 tane daha öreceğim. İkinci de ne yapıyoruz? Mavi ipliği alacağız. Değiştiriyoruz ipimizi. Şimdi 5 tane örüyorsunuz tek tek. 1 2 3 4 1 tane daha öreceğim. 5. 1 tane çift öreceğim. 1 2 Şimdi 2 tane maviyle örüp kreme geçeceğim. 1 1 tane daha 2 ikinci de krem rengi ipliği alacağım. Değiştireceğim ipliği. 5 tane daha öreceğim. 1 2 3 4 1 tane daha 5. Şimdi 1 tane çift örüp bitiriyoruz sırayı. 1 2 Evet, sırada da toplam 27 tane sık iğne örmüş olmalısın. Bakın çalışmanız da böyle görünecek. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Yeni sıraya başlayacağız. Şimdi krem rengiyle 11 tane örüyorsunuz. Bir, tek tek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. de ip değiştiriyoruz. Mavi ile öreceğiz. Arkadan maviyi alıyorsunuz. Mavi ile örmeye devam ediyorsunuz. Şu beyazlara kadar öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane daha öreceğim. 10. da beyazla değiştiriyorum. Şimdi sıra sonuna kadar tek tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 bir tane daha öreceğim. 6 Sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 27 adet sık iğne örmüş olmalısın. Bakın çalışmanın görüntüsü de arkadaşlar böyle olacak. Böyle örmeniz gerekiyor. Şimdi yeni sırada 8 tane krem rengiyle örüyorsunuz. İşareti yerleştirelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Şimdi 1 tane çift öreceğiz. Aynı yere 2 tane örüyorsunuz. 1 1 tane daha 2 2 tane beyaz öreceğiz. 1 2 mavi ile değişeceksiniz. Altı tane tek tek örüyorsunuz. 1 2 3 4 5 bir tane daha öreceğim. 6 Bir tane arttıracağım. Çift örüyorum. 1 2
Şimdi 4 tane. Şimdi 3 tane maviyle örüp veya kremle değiştireceğiz. 1, 2, şimdi üçüncü de ne yapıyoruz? Arkadan krem rengi ipliği alıyoruz. Değiştiriyoruz ipliğin rengini. Şimdi 5 tane daha öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi çift örüyoruz ve çalışmayı bitiriyoruz. 1, 2. Sıranın sonuna geldim. Sırada da toplam 30 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi yeni sırada ne yapacağız? Beyazın üstüne beyaz, mavilerin üstüne de mavi öreceğiz. Şimdi buradan başladık örmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. de ipliği değiştireceğiz. Şimdi maviyle öreceğiz. Mavilerin üstüne mavi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. de krem rengi ipliği alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar krem rengiyle öreceğiz. 1, 6 tane. 2, 3, 4, 5, bir tane daha öreceğim ve sırayı tamamlıyorum. Toplamda da arkadaşlar 30 tane sık iğne örmüş oluyoruz. Çalışmanızın şekli de bakın böyle olacak. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. Yeni sırada şöyle yapacağız. Krem rengi iplikle 2 tane sık iğne örüyorsunuz. 1, 2, bir tane çift örüyoruz. Aynı yere 2 tane öreceğim. Şimdi 9 tane tek tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. da ipi alacağım, maviyi de değiştireceğim. Şimdi bir tane çift örüyoruz, aynı yere 2 tane. 1, 2. Şimdi 9 tane tek tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bir tane çift öreceğim. 1, 2, 2 tane öreceğim maviyle ve ipi değiştireceğim. İkinci de arkadan krem rengi ipliği alacağım. Şimdi sıra sonuna kadar 5 tane sık iğne örüyorsunuz. 1,
2 3 4 bir tane daha örüyoruz. Bu da 5. Sırayı tamamlıyorum. Sırada toplam 33 tane sık iğne örmüş olduk. Şimdi çalışmamız nasıl oldu bir bakalım. Bakın çalışmamızın görüntüsü böyle olacak arkadaşlar. Bu ipleri de içine, atlama iplerini de içine ittirip dolduracağız bu şekilde. Düzelteceğiz. Evet, yavaş yavaş köpek balığımız şekillenmeye başladı arkadaşlar. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Yeni sırada krem rengi sık iğnelerin üstüne aynı renk, mavilerin üstüne de aynı renk öreceğiz. Şöyle yapıyoruz. Şimdi 13 tane krem rengi öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir tane daha öreceğim. 13. Şimdi maviyle değişiyorum. 2'nin sadece mavilerin üstüne öreceğiz. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15. de krem rengi ipliği alacağız. Şimdi sıra sonuna kadar 5 tane örüp bitireceğiz krem rengiyle. 1 2 3 4 bir tane daha öreceğim. Bu da 5. Sırayı tamamlıyorum. Toplamda da 33 tane örmüş olduk. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Aynı şeyi yapacağız. Yine kremin üstüne krem, mavinin üstüne mavi. 13 tane örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. de maviyle değişeceğim. Maviyle öreceğiz. Mavilerin üstüne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. de ne yapıyoruz? Krem rengiyle değişeceğiz. İpliği arkadan alalım. 5 tane öreceğiz. 1 2 3 4 bir tane daha 5. Sırayı böylece tamamlamış oluyoruz. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. Bu sırada krem rengiyle başlıyoruz yine.
6 tane tek tek örüyorsunuz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bir tane azaltacağız. Sonraki boş dikişin içinden bir ilmek alıyorsunuz. Tığımızda 2 ilmek var. Şimdi bir sonraki boş dikişten de bir tane ilmek alıyorsunuz. Tığımızda 3 ilmek var. Bakın sonraki bir ilmekten aldık. Ondan sonrakinden aldık. Bunların üçünü toplayınca 2 tane ilmeği birleştirip azaltmış oluyoruz. Teke indiriyoruz böylece. Şimdi 5 tane öreceğiz. 1 2 3 4 5. de mavi ile değiştireceğiz. Buradan mavi ipliği alıyorum. Şimdi 7 tane örüyorsunuz tek tek. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane azaltıyoruz. 9 tane öreceğiz. 1 2 3 4 5 6. da ipi değiştiriyoruz. Devam ediyoruz. 7 8 ve 9. örüyorum. Şimdi bir tane azaltacağız ve sırayı bitireceğiz. Sırada da toplam arkadaşlar 30 tane sık iğne örmüş olduk. Şimdi yeni sırada ne yapacağız? Kremlerin üstüne krem, mavilerin üstüne mavi örüyoruz. Şimdi 12 tane tek tek örüyorsunuz. Krem rengi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. de maviye geçeceğim. Şimdi mavilerin üstüne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bir tane daha öreceğim. 15. de krem rengi iplikle değiştiriyorum. Şimdi 3 tane daha örüp bitiriyoruz. 1 2 bir tane daha öreceğiz. 3. Toplamda da 30 tane örmüş olduk. Şimdi yeni sıraya geliyoruz. Krem rengi iplikle 5 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 bir tane daha öreceğiz. Bu da 5. Şimdi bir tane azaltma yapıyoruz. Azaltıyoruz. 5 tane örüyoruz. 1 2 3 4 bir tane daha 5. Şimdi mavi iplikle değiştireceğim. Altı tane mavi ile öreceğiz. 1 2 3 4
5, bir tane daha 6. Bir tane azaltıyoruz. Şimdi mavilerin üstünden devam edeceğiz. 4 tane tek örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi burada bir tane azaltacağız ve bir tane daha mavi örüp krem rengi iplikle değişeceğiz. Ve krem rengi iplikle de 3 tane örüyorsunuz. 1, 2, bir tane daha öreceğim. 3. Böylece sıranın da sonuna gelmiş oluyorum. Çalışmanızın şekli de arkadaşlar böyle olmalı. Evet arkadaşlar, yeni bölümde kalan parçaları örerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Videomu ve kanalımı desteklemek isterseniz beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.